Evet, bugün İsveç, Stockholm'dan Mustafa Bey makinemizi görmek için biraz zor da olsa yolculuğu Antep'e kadar geldi. Mustafa Bey, hangi restoranda abi sizin? Paşa Restoran. Paşa Restoran. Stockholm'da. İsveç, Stockholm'dasınız. İnşallah birlikte zırh makinemizi daha sonra da sapla makinesini test edeceğiz. Ette ne var Burkay Bey? Kaburga var. Buyruksuz kendi yağıyla etin. Bir de ön kol var. Ön kol var. Evet. Tamam. Etimizi koyalım. 3 kilo değil mi et? 3 kilo. 3 kilo etimizi zırh makinemize attık. Sade tuz mu gireceğiz abi? Evet. Tuz. Acı da atıyorsanız. Şimdi acımız şu an yani mevcut yok. Siz istediğiniz gibi sıkıntı yok. Baharatınızı ekleyebilirsiniz abi. Eti ezmemiş. Tamamen zırh yapar bu. Elde yapılan zırhın aynısını yapar. Kaç yıllık ustasınız Mustafa siz? Ben kendim restoran işinde 20 yıldır uğraşıyorum ama kebap olayına 3 yıl önce girdi. Hı hı. Bayağı da haşır neşir olduk yani. biliyoruz en azından. Nasıl? Evet. Çıkan sonuç? Şu an itibariyle çok güzel gözüküyor. Tamam abi, bir de bunu şimdi saplayalım. Şey yok. Bir de saplama şeyi önemli tabii. Saplayalım, pişirelim. Ona göre görelim. Tekrar yorumunu alırız. Hadi bakalım. Evet, şimdi zırhta çektiklerimizi makinede saplayacağız. Net kalitesinden ödün vermeden saplama işlemini çok seri bir şekilde yapabiliyoruz. Bitti. Şiş kalmadı. Öbürü kalmış. 2, 4, 6, 8 tane. 8 tane. 10 saniyede 8 şiş satan. Çok süper. Evet. Kapatmış. Düşme olayı yok. Olmaz. Salla şöyle abi. Krom şişte... Elde sapladığında krom şiş biliyorsun, siyahtan çok daha zor tutar kebabı tabi. Krom daha ısıyla etkili ve parlak olduğu için ateşi görür görmez kebabı dökmeye başlar. Kromda elde saplayan müşterilerimiz mutlaka bunu dolapta dinlendirmesi gerekiyor. Evet. Biz dinlendirmeden pişireceğiz. Dinlendirmeden. Tabi eti dinlendirmeden pişireceğiz. Orada dökülmediğini zaten göreceksin abi. Evet, doğru. Değdi mi İsveç'ten buraya geldiğine? Değdi gerçekten. Her şey meydanda zaten görüyoruz. Eyvallah abi, sağ olasın. Güzel bir şişleme yaptı. Bir de bunu pişirip yiyelim bakalım. Orada hiç sıkıntı olacağını zannetmiyorum zaten. Makine olduktan sonra pişirmesi her halükarda güzel olacak. Şimdi karnınla aç ya abi. Bir pişirelim bir yiyelim. Öyle mi? Kendimize göre. Allah utandırmasın. Ne diyebiliriz ki? Evet. Allah razı olsun. Önemli olan karşılığı memnuniyettir. Tabii ki. Çok güzel bir çıkartmış. Desen de veriyor. Tabii, tabii. Bir de bunun abi dört tarafına eşit nakış verir. Değil mi? Bu elde sapladığından çok daha çabuk pişer. Mangala koyduğunda çünkü
Elde saplamanın altı düz, sadece üstünde nakış var. Evet. Altı uzun uzun bekletiyorsun pişsin diye, içi çiğ kalıyor. Üstü aynı sürede pişireyim dersen yanıyor. Yani aynı. Tabii bunda dört tarafı aynı olduğu için işte buraya ne kadar beklettim, örnek veriyorum. Bir dakika çevir, bir dakika buraya beklet, çıkart alalım. Çok daha kısa sürede pişiriyor. Evet. Evet. Şimdi burada tavuk kanat falan da çok güzel oluyor. Zırhta çektik, makinede sapladık. Bakalım mangalları pişireceğiz. Mustafa abiye de yedireceğiz. İlk ateşi gördüğündeki halini de göstermek için şöyle mühürledi değil mi yani? Aynen. Yani koyar koymaz. Yani nakış ve makinenin saplanması hemen eti pişirmesine sebep oluyor. Daha kısa sürede pişiyor. Evet, etlerimiz çıktı. Gördüğünüz gibi Mustafa abi de tadına baktık. 5 dakikada etimizi de çekti, şeyimizi de yaptık bizde. Saplamayı da. Pişirmesini yaptım. 10 dakikamızı almadık. Gerçekten sonuç olarak güzel. Burada pişmiş etin üzerinde nakışların kaybolmadığı. Evet. Hala nakışların üzerinde duruyor. Evet. Yani el kalitesinden herhangi bir ödün var mı abi? Kesinlikle. Ne bir şişme var. Çekme, ezme, etin ezilmesi hiç, gibi. Hiç. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol abi.